takip ettik. Emir Başkan'ın dediği gibi aynı zamanda avukatlık yapmaya çalıştık ama yaptırtmadılar. Çünkü bir yargılama yoktu ortada. Tutuklandılar, tahliye oldular. Soruşturmanın genişletilmesi talepleri dahi dinlenmeksizin mütalalar alındı. Aklınıza gelebilecek bütün evrensel hukuk kuralları, ceza mahkemesi kanunundaki bütün usul kuralları çiğnenerek bir yargılama görünümü vermek ihtiyacı dahi hissetmeksizin, artık altını çizmek istiyorum, bir yargılama görünümü vermek ihtiyacı dahi hissetmeksizin düşman ceza hukukunun çok net bir uygulamasını avukatların, müvekkillerinin işledikleri iddia edilen suçlarla özdeşleştirilmesi suretiyle aslında bu mesleğin köküne dinamik koyacak bir yöntemle hepimizin gözü önünde 2020 yılında anayasasında hukuk devleti yazan bir ülkede hayata geçirdiler. Bu hukuk cinayeti yaklaşık 220 gündür gerçekten bir cinayete dönmek üzere. Meslektaşlarımız ve bizler bu yargılama esnasında sesimizi duyuramadık. Burada bir yargılama yapılmıyor. Burada bırakın adil yargılanmayı, burada bir yargılama dahi yok. Bunu anlatamadık. Ve en sonunda bedenlerini ölüme yatırmaya karar verdiler. Ve 220 gündür açlar ve çok net ifadeyle ölmek üzereler artık. Ölmek üzereler. Ve haykırıyorlar. Sadece adil yargılanmak istiyoruz. Kendimiz için değil, dün yargılanan, bugün yargılanmakta olan ve yarın yargılanacak olan herkes için. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes için adil yargılanmak istiyoruz. Adil yargılanma hakkını savunuyoruz diyorlar. Ve ölmek üzereler. Tek talepleri adil yargılanmak ve bunu haykırmak istiyoruz tekrar. Artık sesleri duyulsun. Artık gerçekten sesleri duyuyorsun. Çünkü bu yüzyılda iki avukatın gözlerimizle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuz, birilerinin bize anlattığı değil, bizzat şahit olduğumuz ve bırakın adil yargılanmayı, yargılanmaksızın ceza aldıkları şeye haykırışlarını artık duyalım lütfen.